Merhabalar, ben Murat Başaran. Bu videoda sizlere GitHub üzerinde repository dediğimiz projeleri nasıl oluşturacağımız ve nasıl kullanacağız bunları göstereceğim. Kısa bir videomuz olacak inşallah. İki yöntemimiz var. Birincisi Windows uygulamamız üzerinden göstermek, repository oluşturmak. İkincisi de web sitesi üzerinden repository oluşturmak. Bir önceki videomuzda GitHub nedir? Bunları nasıl kuracağımızı bilgisayarımıza ve nerede kullanabileceğimizden bahsettik. Daha önce izlemeyenler varsa o videoyu bu videodan önce izlemesini tavsiye ederim. Çünkü burada orada bahsettiğimiz programlar ve kurduğumuz yazılımları kullanacağız. Siteyi kullanacağız. Sözü fazla uzatmadan repozitörü oluşturmaya geçiyorum hemen. Evet, github.com sitesine gittiğimiz zaman ve üyeliğimizle giriş yaptıktan sonra oluşturduğumuz üyelikle gelen sayfada Create Repositories, burada gördüğünüz bu kutucuğa tıklayarak yeni bir repository oluşturabiliriz. Bu yöntemlerden biri. Yani yeni bir proje oluşturabiliriz. Ya da şurada gördüğünüz New Repository yeşil butona tıklayarak tekrar oluşturabiliriz aynı şekilde, ya da burada gördüğünüz artıya tıklayarak yeni repozitörü seçerek yeni bir proje oluşturabiliriz. Buradan tıklayıp oluşturalım. Gördüğünüz gibi yeni repozitörü ismimizin sonuna bir slash koyup bir sanki alt klasör ismiymiş gibi, yani bir proje ismi olarak oluşturuyor. Örnek olarak buraya test git hub projesi ya da test projesi de diyebilirdim. Test projesi diyelim. Gördüğünüz gibi bu isim geçerli bir isimse, yani yapılabilecek çakışan bir durum yoksa, iki tane aynı ismi veremezsiniz iki farklı projeye. Burada gördüğünüz gibi yeşil ok size bunun kullanılabilir olduğunu söylüyor. Aksi durumda zaten kullandırtmayacaktır. Burada bir X ikonu çıkacaktır. Burada isterseniz bu proje ile ilgili bir açıklama girilebilir. Örneğin GitHub sistemini test etmek için açılmış bir projedir diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bu projenin public, yani herkese görünür olacağını, herkesin görebileceğini gösteriyor. Private seçeneğini seçip sadece kendimizin görebileceği bir hale de getirebiliriz, ama bu seçeneği seçerseniz gördüğünüz gibi çok şık bir şekilde kart numarasını istiyor. Kredi kart numarası da bu, herhangi bir kart numarası değil. Yani private projeler, yani size özel projeler, sadece sizin görebileceğiniz projeler oluşturabilmek için paralı hesaplardan birini oluşturmanız gerekiyor ki en ucuzu da mikro hesap. O da aylık 7 dolar gibi bir ücreti var. Burada tabii ki public seçerek devam ediyoruz. Burada repozitörünüzü oluştururken bir readme dosyasında oluşturayım mı diyor. Onu da seçiyorum. Oluştursun bir readme dosyası. Projenizi anlatan oku beni sayfası oluşturayım mı diyor. Bir tane basit bir text metin tabanlı bir dosya. Bu işlemin ardından Create Repository dediğinizde projeniz oluşturuluyor. README dosyası da oluşturulup içeriye bu şekilde gösteriliyor. Gördüğünüz gibi başlık ve açıklamayı buraya atmış. Böylece repositörümüzü oluşturmuş olduk. Bu GitHub üzerinde sizin isminizin, ki burada benim ismim gözüküyor, siz üye olduğunuzda sizin isminiz gelecek buraya. Sizin sayfanız şu aslında, GitHub üzerinde üyelik olduğunda sayfanız bu slash proje ismi geliyor ondan sonra ve o projeye ait sayfaya gitmiş oluyorsunuz. Yani başka bir proje yaptığınızı düşünün, kelime oyunu gibi bir proje yazdınız, açtınız burada GitHub'da, o zaman burası Murat Başaran slash kelime oyunu olarak geçecek o projenin yolu. Bu projeninki de bu şekilde
Kişiye ait tüm projeleri görmek için de şu şekilde bastığınızda bakın burada kişinin tüm repozitörleri gelecektir. Web sitesi üzerinden repozitör oluşturmak bu şekilde. Bir diğer yöntemi de daha önce yüklediğimiz GitHub for Windows uygulaması üzerinden repozitörü de oluşturabiliriz. Create dediğimizde bize yeni bir repozitör oluşturma ekranı açılıyor. Burada yeni bir isim giriyoruz. Örneğin test projesi 2 diyelim. Açıklamada test GitHub test projesi 2 Windows uygulamasından oluşturulmuştur diyerek bir açıklamada girebiliriz. Burada nerede bu projenin klasörünün açılacağı ve dosyaların tutulacağını gösteriyor. Şu zaten bizim varsayılan GitHub klasörümüzde. Onun içerisinde gördüğünüz gibi proje için yeni bir tane klasör açmış ve proje ismini de klasörün adı olarak koymuş. Burada gördüğünüz gibi Push to GitHub seçeneği işaretli. Bu seçeneğin işaretli olması bu repozitörü oluşturduğunuzda GitHub'a da bunu otomatik siteye atacağını söylüyor. Tabii ki burada da bakın bu kodu bana özel tut. Hani GitHub'a atma diyebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi burada ödemeli bir account gerekir diyerek uyarı da vermişler. Eğer varsa ki ben de gördüğünüz gibi private yani özel proje oluşturma hakkım sıfır. Ben ücretsiz hesabı açtım. O sebeple de bu seçeneği seçmenin bir anlamı yok. Yapmayacaktır. Create dediğinizde de evet repozitoriyi oluşturacak ve repozitoriyi gördüğünüz gibi buradaki ana sayfadaki bu programın listesine eklemiş durumda. Sitemize bir gidip refresh diyelim. Gördüğünüz gibi GitHub'a da push seçeneği seçili olduğu için gönderdi. Şimdi eğer oradaki yani şurada create'deki şu push to GitHub seçeneğini seçmezseniz ne olur? Siteye göndermez. Repozitoriyi burada oluşturursunuz. Ve bu repozitörün içerisine gidip şuradaki bir senkronize veya publish butonu çıkacaktır yine aynı şekilde. Hani yayınla dediğinizde yine siteye atacaktır. Bir fark yok yani sadece bir adım fazla iş yapmış olursunuz. Onun haricinde gördüğünüz gibi boş bir repozitör yani boş bir proje açtı bize. Bu dosyalar içerisinde geliyor. Zaten bu dosyalar üzerinde ayarlamalar ve özellikleri tutuyor. Dolayısıyla bunları silmeyin, değiştirmeyin. Onu kendisi bu dosyaları kullanarak sizin bu klasör altındaki dosyalarınızı kullanıyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ben yayınla dedim bu repozitoriyi. Şu an aslında zaten repozitoriye atılmış durumda. Fakat hani bu repozitoriyi site üzerinde yayınlamak istedim. Fakat bana dediği şu en az bir tane değişiklik yapmış olman gerekiyor diyor bir dosyada bir farklı. O yüzden yayınlama yapamıyorum bu repozitörü diyor. Aslında repozitörü internet sitesinde şu an görünür durumda ama master dediğimiz bu repozitörlerin her bir projenin master dediğimiz bir ana ne diyeyim versiyonu var. Master versiyonu altında toplanıyor dosyalar. Master'dan başka versiyonlar türetebiliyorsunuz ki ilerleyen videolarda bunu anlatacağım. Bu test projesini siteden açtığımız için master versiyonu oluşturuldu ama
Gördüğünüz gibi test 2 projesi için böyle bir durum söz konusu değil. Hiçbir şey yok. İçi bomboş. Master proje yok. Resmi yok. Bu sebeple de şu an bu boş gözüküyor. Hiçbir şekilde içinde dosya gözükmüyor. Bu sebeple de publish et dediğimde hani master'ı oluşturamıyor. Çünkü en az bir değişiklik istiyor benden. Örneğin şurayı bir deneyeyim bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi test diyerek bir değişiklikler var olan değişiklikleri onayladım ben. Yani şu iki dosyayı onaylamış gibi oldum. Test 2'ye gittiğimizde bakın o iki dosyayı değişiklikmiş gibi algıladı ve onları da gönderdi siteye. Bir nevi yani değişiklik yapılmış bir dosya olmuş oldu projenin içerisinde. Ve şu an siteye gördüğünüz gibi aktarım yaptım. Repository. Master branşımız da oluşmuş oldu. Site üzerinden ve uygulama üzerinden repository oluşturma bu şekilde. Bilgisayarınızda var olan projeler olabilir yani klasörler. Bunların da her birine bir repository olarak atmak isteyebilirsiniz. Burada oluşturmak isteyebilirsiniz. Var olanları nasıl oluşturacağım diyebilirsiniz. Bu durumda da ilgili klasöre gidip örneğin bu klasör olabilirdi. Bir proje klasörü içerisinde kod dosyalarım olabilirdi. Bu klasörü tutup sürükleyip bıraktığınızda bakın zaten altta mavi bir kutucuk çıktı. Buraya ekleyebilirsin diyor. İstediğin yere bırakabilirsin diyor. Bıraktığınızda bu klasörü repository olarak burada oluşturacak. Hatta denesek mi diye düşünüyorum ama içindeki müzikleri göndermeye kalkabilir. Şöyle yapalım. Direkt gidelim GitHub'ın belgelerinde GitHub klasörüme folder oluşturalım. Sürükle bırak. Sürükle bırak diyelim. İçine de bir tane belge. Evet. Şimdi mesela diyelim ki sürükle bırak klasörü içerisinde bir projeniz vardı ve bunu da GitHub'a oluşturmak istiyorsunuz. GitHub'da bunun bulunmasını istiyorsunuz. Versiyon kontrolüyle yönetmek istiyorsunuz. Bunu sürükleyip bıraktığınızda yeni repository diyecek. Bakın klasör ismini otomatikman zaten repository ismi olarak getirdi, yolunu getirdi ve create dediğinizde var olan repository'yi de gördüğünüz gibi eklemiş oluyorsunuz. Bunun içerisinde de var olan dosyalar şu anda siteye gönderilmedi. Şu an bunun içerisine bakın şunları ekledi kendisi. Bu klasörü de ekledi. Fakat içerideki dosyaları şu an göndermedi. Sadece repository'yi oluşturdu. Gördüğünüz gibi burada duruyor. İçine girelim. Hiçbir şey yok. Ve burada şu kısma yazacağınız işte ilk commit. Gördüğünüz gibi 3 dosyayı onaylıyorum. Bunları karşı tarafa gönder dediğinizde şuraya bastığımda ve sürükle buraya geldiğimde tabii şeye basmadık. Publish'e basmadık. Yayınla dediğimizde bu 3 dosyayı yeni olarak algılayıp siteye gönderiyor. Evet, gönderme işlemini yaptı. Gördüğünüz gibi o 3 dosya buraya geldi. Repository GitHub'a aktarılmış oldu. Yani var olan bir projenizde GitHub'a bu şekilde klasörü sürükleyip bırakıp sonra da commit deyip dosyaları onayını verdiğinizde publish'e de bastığınızda gönderim gerçekleşiyor.
Burada neyse, o konuya daha sonraki videolarda girersem daha yararlı olacağını düşündüm. Bu videoda şimdilik bu kadar diyorum. Repozitör oluşturmayı anlattım. Diğer videolarda bu repozitör üzerinden işlemlerimizi yapıyor olacağız. Herkese iyi günler diliyorum.